Merhaba 10. sınıf tayfa. Haydi bakalım. Fonksiyonu bitirme zamanı. Artık son dersteyiz. Bileşke ve ters fonksiyonları inceleyeceğiz. Hadi o zaman başlayalım. Bu konu içerisinde iki tane ana başlığımız var. Bir tanesi bileşke fonksiyon, bir tanesi de ters fonksiyon. İkisi de çok önemli ve gerçekten biraz kurallarımızda var yani. Onları tamamen içinden geçeceğiz, merak etme. Detayına kadar konuşacağız. Her şeyi net 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 anlatacağız sana. Bol bol örneklerle konuyu pekiştirmeye sağlayacağız. O zaman yavaş yavaş konuya geçelim. Fonksiyonların matematik tarihindeki yeri, birçok yerde karşımıza çıkan yiyecek ve içecek otomatların çalışma mantığı fonksiyonlara dayanır arkadaşlar. Dolayısıyla malum bu konuya gelene kadar fonksiyonların kullanım alanlarına ve içeriğine epeyce baktık. Bunlardan bir tanesi de demin bahsettiğimiz yiyecek içecek otomatları, onların da kullanıldıkları malum fonksiyon üzerinden yazılımlar malum nereye dayanır? Fonksiyonlara dayanır. Bu konuyu bitirdikten sonra ödevlerimiz neler olacak? 0'dan 10'a matematiği çözüyorsan 140'tan 151'e kadar. Dinamo matematiği çözüyorsan sayfa 130'dan 152'ye kadar ödevim var kardeşim. Biraz yoğun bu ödevler. Niye? Çünkü fonksiyonu da kapatıyoruz. Son karma testleri de bitirmen lazım. O zaman artık derse geçelim. Bileşke fonksiyonla ters fonksiyonunu halledelim. Artık sen de fonksiyon meselesini kapatmış ol. Bileşke fonksiyonla başlıyoruz. Diyor ki f diyor a'dan b'ye tanımlı. Bak Venn şemamızda da zaten göstermişiz. A'dan çıkmış, b'ye doğru bir yolculuk yapmış. F fonksiyonu a'dan b'ye tanımlı. G fonksiyonu da b'den c'ye tanımlı. Bak b'den c'ye doğru bir hareket var. A'daki x değeri malum buraya geçerken fx oluyor. Daha sonra g fonksiyonu fx'i şöyle bir kucaklıyor. Dolayısıyla g'nin içerisinde fx haline gelmiş oluyor. Ve biz bu fonksiyona h fonksiyonu adını versek g bileşke f olarak okuyoruz. H fonksiyonu a'dan c'ye tanımlı. Bak a'dan c'ye tanımlı. Yani transit yol oluşturan fonksiyon bizim için bileşke fonksiyonu. A'dan c'ye tanımlı fonksiyon f ve g fonksiyonu bileşke fonksiyon denir. Ve gof diye okuyoruz arkadaşlar. G bileşke f diye de okunabilir ama gof diye okuyacağım konuyu anlatırken. Allah Allah o da nereden geldi demeyin. Bileşke sembolünden kaynaklanıyor. Gofik şeklinde gösterilir. Dikkat bölümündeyiz. Bileşke işleminde değişme özelliği yoktur diyor. Çok önemli. Bize f bileşke g'yi sorduklarında aman ya bu çok zor. Ben bunun g bileşke f'sini alayım. Yok öyle bir şey yok. F bileşke g sorulmuşta. F bileşke g'yi buluyorsun. G bileşke f sorulmuşta. G bileşke f'i buluyorsun kardeşim. Lütfen değişme özelliğinin olmadığını at hafızaya. Isınma turuyla başlıyoruz. Diyor ki bize f ve g reel sayılardan reel sayılara tanımlı olmak üzere fx eşittir 2x artı 1 ve gx eşittir x eksi 5 fonksiyonları için hem fogu bul diyor hem gofu bul diyor. Bak f bileşke g x. Şöyle yapıyoruz. X'i alıyoruz g'ye atıyoruz. X g ile buluşunca gx oluyor. Peki bizim gx'imiz ne hemen bakalım. X eksi 5. Alıyoruz bu x eksi 5'i f'e atıyoruz. Yani bizden f x eksi 5'i istiyor. F x eksi 5 ne demekti? Bunu önceden çalıştık biliyorsun. F fonksiyonunda x gördüğün yere anda buraya yani buraya x eksi 5 yazmak demek. Dolayısıyla 2 çarpı x eksi 5 artı 1 gelecektir. 2'yi dağıtırsam 2x eksi 10 geliyor. Bir de 1'i var onu da direkt dahil edeyim. Dolayısıyla aradığımız f bileşke g fonksiyonunun karşılığını 2x eksi 9 bulduk. Gel bir de g bileşke f'e bakalım. X'i atıyorum f'e. Ne oldu? Fx. Fx'in ederine 2x artı 1. 2x artı 1'i alıyorum. G'ye gönderiyorum. Yani bizden ne istiyor? G 2x artı 1. Demin konuştuğumuz meselenin aynısı. G fonksiyonunda x gördüğün yere gideceğiz. 2x artı 1 yazacağız. Yanındaki 5'i unutmayacağız. 2x artı 1'den 5'i çıkarttığımda buradan da karşılığı 2x eksi 4 geldi. Bak yukarıdaki dikkat işlemi aynı şekilde örneklendirdiğimiz üzerinden de konuşalım. Fog x'i ne bulduk? 2x eksi 9. Gof x'i ne buldun kardeşim? 2x eksi 4. Bak aynı çıkmadılar. Lütfen oraya dikkat. Fog x, gof x'e eşit değildir. Ha ileride birkaç koşulumuz olacak ama %99,9 eşit değil. Sorumuzda f ve g fonksiyonları reel sayılardan reel sayılara tanımlanmış. Fx 3x artı 2'ye, gx de x kare artı x artı 1'e eşit olduğuna göre fog 1 ve gof eksi 2 değerlerini bulun demiş. Bak değer bulmak çok daha eğlenceli ve kolay. Fog 1'i arıyorum.
Bir g'yi atıyorum. Bir g ile buluşunca g1 oluyor. O zaman gidelim g fonksiyonunda x gördüğümüz yere 1 yazalım. Bu durumda 1'in karesi artı 1 artı 1'den karşılığına geldi 3. Bu 3'ü alıyorum, f'e gönderiyorum. Dolayısıyla benden istenilen değer aslında f3'müş. F fonksiyonuna gidiyorum. X gördüğüm yere 3 yazıyorum. Bu durumda 3 çarpı 3 artı 2. Buradan da 9 artı 2. Sonuç itibariyle de 11'i elde etmiş oluyorum. Bir de ne istenmişti? Gonf eksi 2 istendi. Eksi 2'yi alıyorum. F'e gönderiyorum. F ile eksi 2 buluşunca F eksi 2 oluyor. Dikkat et, fonksiyonları karıştırma. F eksi 2 istendiği için burada X gördüğüm yere eksi 2 yazacağım. Bu durumda 3 çarpı eksi 2 artı 2 gelecek. 3 çarpı eksi 2 eksi 6 2 ile topladığında karşılığı eksi 4. Bu eksi 4'ü alıp g'ye gönderiyorum. Bu durumda benden istenilen g eksi 4. G fonksiyonunda x gördüğüm yerlere eksi 4 yazarsam eksi 4'ün karesi artı eksi 4 artı 1 ifadesiyle karşılaşacağız. Eksi 4'ün karesi çift ifade çift kuvvet olduğu için artıya döndü 16. Eksi 4 artı 1 oldu. 16'dan 4'ü çıkarttığımda 12, 1 eklediğimde buradan da karşılığı 13 bulunacaktır. Dikkat ifadesinde f fonksiyonun birim fonksiyon ile bileşkesi kendisine eşittir diyor. Birim fonksiyon malum fx eşittir x gibi bir fonksiyondu. Dolayısıyla f bileşke i, bak i ile gösteriyorduk birim fonksiyonu. Ve i bileşke f, bak bunda değişim özelliği var. Güzel, birim fonksiyon o zaman değişim özelliği sağlatabiliyor. Ve bu da f'e eşit. O zaman birim fonksiyonu sola da yazsak sağa da yazsak f fonksiyonu ile bileşkesini aldığımda yine f çıkıyormuş. Tamam. O zaman aslında bunu çok da uzatmaya gerek yok. Ama ilk örnek olduğundan dolayı bunu şöyle yapacağım. Ix neye eşit? X'e. X'i buraya atarsam aslında benden ne istiyormuş? Fx. Fx'in karşılığı ne? X kare eksi 3. Ya da yukarıda o kadar yorumladığımız, ki tekrardan yapacağım. F bileşke I ile I bileşke F'in karşılığı F dediğine göre F bileşke I'nin karşılığı zaten direkt F'i vermeliydi. F'in karşılığı da X kare eksi 3 olacak. Bunu da yukarıdaki kural desteğiyle yapalım. I bileşke F dediğimiz şey, tekrar söylüyorum, Fx'e eşit. Bu durumda Fx'in karşılığı da X kare eksi 3 olacaktır. Sorumuzda F ve G fonksiyonları reel sayılardan reel sayılara tanımlı doğrusal fonksiyonmuş. F bileşke Fx 9x eksi 4 olduğuna göre F 0'ın alabileceği değerlerin toplamı kaçtır denmiş. Bak şimdi. Çok klasik ve sert sorulardan bir tanesi. Biliyorsun bizim buradaki konu anlatım konseptimiz biraz böyle altyapıyı sağlamlaştırma ama mümkün mertebe görmediğin sorularla alakalı mevzuyu senin birazcık daha gözünün içerisine sokma meselesi. Şimdi bak, f bileşke fx 9x eksi 4 ve f'in doğrusal fonksiyonu olduğu söylenmişse fx eşittir ax artı b. Neden? Çünkü doğrusal fonksiyon dediğimizde biz fx'i ax artı b almalıyız. Şimdi bunu buraya bıraktıktan sonra f bileşke fx'i bulma adına bir şeyler yapalım. X'i alıyorum, f'e atıyorum. Burası fx oldu. Fx'in değerini ax artı b. Ax artı b'yi alıyorum. Buradaki f'e gönderiyorum. Benden ne istenmiş oluyor? F ax artı b. Peki f ax artı b ne demekti? F fonksiyonunda. Şöyle bir belirginleştirelim burayı. F fonksiyonunda x gördüğümüz şuraya ax artı b yazacağım. A çarpı ax artı b artı b olacak. Bir dağıtalım burayı. A ile ax'i çarptığımda a kare x, a ile b'yi çarptım. Ab artı b. Elde ettiğim fx fonksiyonu bu. Peki fx fonksiyonu bize ne vermişlerdi? 9x eksi 4. Bak buradaki x'in buradaki x'le eşit olması lazım. Bu durumda a'nın karşılığı ya 3'tür ya da eksi 3'tür. Peki şimdi burası için önce a 3'ü dikkate alalım. A yerine 3 yazdığımda burası 3b artı b'den 4b gelecek. 4b'nin karşılığı eksi 4 olduğundan dolayı b'nin karşılığı eksi 1 olacak. Ve bizim fx fonksiyonumuz arkadaşlar a yerine 3, b yerine eksi 1 yazdığında 3x eksi 1 olarak çıkacak. Ama belki a eksi 3 buraya a yerine eksi 3 yazdığında eksi 3b artı b'den eksi 2b gelecek. Bu eksi 2b sabit olan eksi 4'e şuradaki ifade eşit. B'nin karşılığı buradan 2 olacak. O halde fx'in karşılığı eksi 3x artı 2 olacaktır. Peki bizden ne istiyor? F0'ın alabileceği değerler. Buyurun. Buradan f0 bulursak x yerine 0 yazdığında 3 çarpı 0 0 eksi 1'den eksi 1 geldi. Buraya 0 yazarsam f0'dan eksi 3 ile 0'ın çarpımı 0 2 ile topladığında 2 geldi. O halde eksi 1 ile 2'nin toplamından karşılığı ne gelecektir? 1. Fakat şimdi bak, bu çok ama çok klasik bir yöntem. Hemen hemen herkes tarafından dinlersin. Bizim bir farkımız olsun kardeşim. Şimdi bu soruyu bir de Ersan Hoca yöntemiyle çözelim. Ersan Hoca fulletir. Hadi bakalım.
Şimdi efendim şunu söyleyeyim. Yani bu korsan bir yol. Bence sadece size ait olmalı arkadaşlar. Tonguç kanalına gelmişsin, dersi dinliyorsun. Belki de okulda anlatan dersi tekrardan dinliyorsun. Vallahi gidip kimseye anlatmayın yani. Cimrol bu konuda. Bu konuda sadece, diğerlerinde olma. Şimdi bak, f bileşke fx fonksiyonu bize verildiğinde, bu sadece fx için malum, aynı fonksiyonun bileşkesi için kullanılacak korsan yöntemlerden bir tanesi. Şimdi 9 neyin karesi diye başlıyorum, 3'ün karesi. Bunun da bir fazlasını altına yazıyorum. Dolayısıyla fx fonksiyonum arkadaşlar, 9x'i 3'e böldüğümde 3x, eksi 4'ü 4'e böldüğümde ne gelecek? Eksi 1. Bak, bu demin bulduklarımızdan, o hocam iyiymiş, bence öyle demelisin yani. Şimdi fx 9x eksi 4. Malum 9 neyin karesi sorusuna karşı 3 dedik ya, bir de başka bir şey daha söylemen lazım. Eksi 3 demen lazım. Eksi 3'ün bir fazlası eksi 2. Dolayısıyla fx 9'u eksi 3'e böldüğümde eksi 3x, eksi 4'ü eksi 2'ye böldüğümde de, bu da demin bulduğumu hatırlarsanız. F0 değerleri isteniyordu. X yerine 0 yazarsak eksi 1, x yerine 0 yazarsak buradan da 2 gelecek. Bu ikisinin toplamı da 1 olacak. Şimdi bak, senden bir şey rica ediyorum. Çok beğendiysen ne olur yorumlara bir yardırın be kardeşim. Vurdurun ya yorumları. Hocam süper yol falan yazın, bir motive olalım değil mi? Hadi bakalım. Sorumuzda f ve g, reel sayılardan reel sayılar olmak üzere fx eşittir 2x artı 3, fx eşittir x kare eksi 4x artı 3 olduğuna göre g 6 değeri kaçtır demiş. Şimdi birkaç yöntemle çözülebilir. Bunlardan en temelindekinden başlayalım. Fx ifademiz arkadaşlar şu demek değil midir? X'i al, g'ye yaz. Ne oldu? Gx. Gx'i biliyor musunuz? Hayır. Gx'i al, f'e yaz. Peki fgx ne demektir? Fx fonksiyonunda, fx fonksiyonunda x gördüğün yere gx yazacaksın. Yani şuraya yazacaksın güzel kardeşim. Bu durumda burası 2gx artı 3 olacak. Peki bu neye eşit? X kare eksi 4x artı 3 eşit. Yazıyorum. X kare eksi 4x artı 3 eşit. İstersen gx fonksiyonu derleyip toplayabilirsin. İşte 3'ü karşı tarafa atarsın, sonra her tarafı 2'ye bölersin. Bu tercih meselesi. Bana bir fonksiyon değeri sorulduğu için ben x yerine direkt 6 yazıyorum. 2g 6 artı 3. 6'nın karesi 36. 4 çarpı 6'dan 24 ve artı 3 mü gelecek? 2g 6 artı 3. Şu sağ tarafı bir toparlayalım. 36'dan 24 çıktığında ne kalacak? 12. 3 de ekledim, 15. 3'ü karşı tarafa atıp her tarafı 2'ye böldüğünde bakalım ne gelecek? G 6 geliyor buradan. 3'ü karşı tarafa atıp 15'ten çıkartın, 12. 2'ye böldüğünde de karşılığı 6 gelecektir diyoruz. Sorumuz diyor ki uygun koşullarda tanımla f ve g parçalı fonksiyon, değil mi arkadaşlar? Bunlar bu şekilde verildiğinde parçalı fonksiyonlarda. İki tane fonksiyon vermiş bize, f ve g parçalı fonksiyonlar. Buna göre diyor fog eksi 2 gof 6'ya böldüğünde 1 bölü 2 oluyorsa diyor bana a değerini bulur musun? Bakalım. Önce fog eksi 2'ye bir odaklanalım. Eksi 2'yi g'ye atalım. Burası g eksi 2 olsun ve biz gidelim g fonksiyonunda eksi 2'ye bir bakalım. Eksi 2 sayısı eksi 1'den küçük olduğu için üst tarafı kullanacağız. Eksi 2 yazdığımda 2 çarpı eksi 2 eksi 4. 7 ile topladığımda buranın karşılığı 3 gelecek. Alacağız bu 3'ü, f'in yerine yazacağız. Bizden f3'ü istiyorlar. F3'ün hemen yukarı çıkıyorum. 3 4'ten küçük olduğu için üst tarafı ilgilendiriyor. Burada 3 yazman lazım. O halde elde etmemiz gereken sonucumuz 3a artı 1 olacak. Tamam, bunu şöyle bir sarartalım. Şimdi geldim ikinciye. Gof 6'yı istiyor. Biz 6'yı f'e atıyoruz. Bizden f6 isteniyormuş. Şurayı bir temizleyeyim. Kafamız deminki işlemlerle karışmasın. F6. 6 aşağıyı ilgilendiriyor arkadaşlar. Çünkü 6 sayısı 4'ten büyük. Buraya 6 yazdığında 6'nın karesi 36. 9'a böldüm 4. Alıyoruz bu 4'ü. G'ye gönderiyoruz. Oldu sana G4. 4 için burası kullanılması lazım. Çünkü 4 sayısı eksi 1'den büyük. Buraya 4 yazdığımda buradan da karşılığı 16 eksi A geldi. Bunu da şöyle bir sarartalım. Şimdi biz fok eksi 2, 3A artı 1, gof 6'yı da 16 eksi A bulduk. Ve bu ifade kime eşitmiş? 1 bölü 2. Hemen işler dışlar yapıyorum. 2 çarpı 3A artı 1'den 6A artı 2 gelirken 1 ile 16 eksi A'nın çarpımından 16 eksi A geldi. Eksi A'yı bu tarafa attım, 7A, 2'yi bu tarafa attığımda 14, her tarafı 7'ye bölümde A'nın karşılığı buradan 2 gelecektir. Şimdi bileşke fonksiyondan sonra bir fonksiyon tersini inceleyeceğiz. Bileşke fonksiyonda adımları harfiyen yerine getirirsen, önce bunu buldun sonuç, hop bunu buldun sonuç, hop bunu dersen, bileşke fonksiyonu çok böyle amşam sıkıntı yaşamazsın. Fakat
bileşke fonksiyonu karşımıza gelecek zor soruları aslında fonksiyonun tersiyle birleştirdikten sonra oluşuyor. Dolayısıyla fonksiyonun tersinde sıkı tutarsanız, çok iyi dinlersen, ben de senin kafandan akşedersem bu işi bitireceğiz. Bak diyor ki f fonksiyonu a'dan b'ye birebir ve örten fonksiyon olmak üzere. F'in tersi b'den a'ya. Oo bak bizim tanım kümemiz biliyorsun a kümesi. Bu da bizim değer kümemiz. A f fonksiyonu a'dan b'ye, yani tanım kümesinden değer kümesine tanımlanan bir ifade. Eğer fonksiyon birebir ve örtense. O zaman hafızaya şunu gönder lütfen. Fonksiyon birebir ve örten değilse fonksiyonun tersi alınamıyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Eğer bir soru içerisinde birebir ve örtenlik böyle vura vura söylemişlerse orada da fonksiyonun tersini düşünmen lazım. Şimdiden söyleyeyim. F fonksiyonu A'dan B'ye çalışırken F'in tersi fonksiyonu B'den A'ya çalışıyor. Dolayısıyla artık bu bizim tanım kümemiz. Bu da bizim değer kümemiz haline geliyor. Şimdi bunu Venn şemasında bir incelersek gördüğünüz gibi f fonksiyonu a'dan b'ye çalışırken f'in tersi fonksiyonu b'den a'ya doğru çalışıyor. X ifadesi f üzerinden y ile eşleştirilirken y ifadesi f'in tersi fonksiyonunda da x ile eşleştiriliyor. Bakın fx y ile eşleştirilmiş, f'in tersi y de x'e eşit. Bak bunu lütfen ama lütfen bazı sorularda fonksiyonun tersini bulmadan çat yerine yapıştırabileceğimiz bir kural olarak düşün. F1 bana 4 olarak verildiyse f'i alıyorum, karşı tarafa atıyorum. F karşı tarafa geçerken F'in tersi olarak geçiyor ve karşıdakini kucaklıyor. F karşı tarafa geçip kimi kucaklamış olması lazım? 4'ü. Bakın F'in tersi 4. Bu sol tarafta kim kalmıştı? 1. O zaman F'in tersi 4 1'e eşit. Ya da tam tersi. F'in tersini karşı tarafa attığınızda F'in tersi tersten vazgeçip F'e dönüyor. Karşı taraftakini kucaklıyor. Bak F onu kucaklayacak. Peki solda kim kalacak? Eksi 1. Bir tane de benden gelsin. F3 eşittir 5. F'i karşı tarafa attığımda F, F'in tersi diye geçecek ve 5'i kucaklayacak. Sol tarafta 3 kaldığı için F'in tersi 5'e 3 diyeceğiz, unutma. Sorumuzda birebir ve örten F ve G fonksiyonları verilmiş. Fx eksi 1 x artı 2'ymiş. G'nin tersi 5x artı 2 de 2x'miş. Buna göre diyor ki F'in tersi çarpı G2 ne kadardır? Peki. Bunu biliyorsun biz. Fonksiyonda 4 işlem hikayesinde bunların kesinlikle böyle yazılması gerektiğinden bahsetmiştik. Bana f'in tersi 2 lazım arkadaşlar. Ben de burada demin anlattığımız hareketi gerçekleştireceğim. F'i karşıya atıyorum. Burada kim kaldı? X eksi 1. F karşıya nasıl geçecek? F'in tersi diye geçecek ve oradakini kucaklayacak. Yani f'in tersi x artı 2 olacak. Şimdi f'in tersi 2 istiyorsunuz. Yani buranın 2 olmasını istiyorsunuz. O zaman x yerine 0 verseniz bence bu iş olur. Bu durumda f'in tersi 2 0 eksi 1'den karşıda eksi 1 gelecektir. Gelelim g2'ye. Elimde g yok ki, g'nin tersi var. O zaman bu g'nin tersini karşıya şutlayalım. Sol tarafta g'nin tersini karşı tarafa gönderdiğinde 5x artı 2 kalacak. Peki ikinci sorum. G'nin tersi karşı tarafa geçerken nasıl geçecek? G'nin tersi karşı tarafa geçerken G diye geçecek ve gördüğünü kucaklayacak. 2X'i görecek orada. Buradan da karşılığı G2X olacak. Benden G2 istiyor. Burasının içerisine 2 yapman lazım. O zaman X yerine 1 versen çok da şık olur. Bu taraf 5 çarpı 1 artı 2'den 7 olurken buranın karşılığı da ne gelecek? G2. O zaman son hareket eksi 1 ile 7'nin çarpımı olacaktır. Bunun da karşılığı eksi 7'dir. Şimdi çok kritik yerlerden bir tanesine geldik. Y eşittir fx fonksiyonun tersini nasıl bulacağız meselesi. 3 adımda gerçekleştireceğiz bunu. Birinci maddemiz x yerine y, y yerine x yazıyor. Okey. X yerine y, y yerine x. Bu çok da zor değil. Y yalnız bırak diyor ve y yerine f'in tersi x yazıyor. Bir deneyelim. Şimdi bize fx eşittir 3x eksi 4 vermişler. İlk madde neydi? X yerine y, y yerine x yaz. Y yok ki hocam diyebilirsiniz. Bunu önceden de konuştuk. Fx dediğimiz ifade y'nin ta kendisidir. Dolayısıyla y eşittir 3x eksi 4'ü yazalım. Şimdi birinci maddeyi uyguluyorum. Y yerine x, x yerine y yazıyorum. İkinci maddeye geçtim. Y'yi yalnız bırakmam lazım. Nasıl yalnız bırakacaksın? Eksi 4'ü karşı tarafa atacaksın ve sonunda 3'e böleceksin. Eksi 4 karşı tarafa geçtiğinde artı 4 diye geçecek. X artı 4 3y'ye. Her tarafı da 3'e böldüğümde y'nin karşılığı x artı 4 bölü 3 olacaktır. Üçüncü madde diyor ki y yerine f'in tersi yaz. F'in tersi x eşittir x artı 4 bölü 3 olacaktır. Aradığımız fonksiyonun tersi budur. Sorumuz diyor ki uygun koşullarda tanımla fx x eksi 1'in karesi artı 2 fonksiyonun tersini bulalım. Bulalım. 3 maddede bu işi halletmeyi öğrendik biz. Bir defa burası y'ydi biliyorsun.
y eşittir x eksi 1'in karesi artı 2 fonksiyonum yazdım. Ne diyordu birinci madde? Y yerine x, x yerine y yaz. Tamam. Geldim ikinci madde. İkinci madde ne diyordu? Y'yi yalnız bırak. 2'yi karşı tarafa atıyorum. X eksi 2 ve burası da y eksi 1'in karesi. Fakat y hala yalnız bırakılmış değil. Her iki tarafı kök yazacağım arkadaşlar. İşte bu kök yazma meselesine çok dikkat edin. Burası kök içerisinde x eksi 2. Malum sana 9. sınıfta şöyle bir şey anlatılmış olması lazım. Bu kareyle bu karekök gider. Fakat çift dereceli karekök, yani karekök dediğimiz şey çift dereceli, yani ikinci derecen olduğu için o 2 ile onu gönderdiğinde direkt y eksi 1 olarak çıkartamazsın. Mutlak y eksi 1 olarak çıkartacaksın. Bu durumda iki durum gerçekleşecek. Y eksi 1 bir kök içerisinde x eksi 2'ye eşit olacak. Bir de y eksi 1 bunun eksilisine, yani eksi kök içerisinde x eksi 2 olacak. Son olarak buradan eksi 1'i de karşı tarafa atarsam 1 artı kök içerisinde x eksi 2, y eşittir 1 eksi kök içerisinde x eksi 2 olmak üzere, ki biz en son bunlara da f'in tersi x'i yazacağız. Fonksiyonların tersine ulaşacağız. Şimdi aklın şöyle karışmasın. Hocam iki tane buldun ya, bir tane olması gerekmiyor mu? Bize bazen belli aralıklar verecekler ve belli aralıklar üzerinden mesela kökün içerisini tanımsız yapan bir aralık verecek. Dolayısıyla belki de ifadenin görüntü kümesini sağlamayan verecek. Ona göre diğerini seçeceğiz. Onun için lütfen iki tane bulduk ama biz malum fx üzerinden uygun koşullarda tanımlı olan iki tane bulduk. Tekrar söylüyorum, bize tanım kümesi ile alakalı net bir şey söylerlerse ya da görüntü kümesi ile alakalı net bir şey söylerlerse bunlardan bir tanesini eliyoruz ve bir tane f'in tersi elde ediyoruz. Geldik yine bir dikkat meselesine. F fonksiyonu reel sayılardan reel sayılara tanımlı, fx ax artı b. Nasıl fonksiyon bu? Doğrusal fonksiyon. İse diyor, f'in tersini diyor kısa yoldan bulabileceğin diyor bir kural vereyim. Vermiş. X eksi b bölü a. Fakat ben sana bunu günlük hayata bir çevireyim. Aradaki işareti değiştiriyoruz arkadaşlar. Eğer bize verilen fonksiyonda aradaki işaret burada olduğu gibi artıysa eksiye, eksi verilirse de artıya döndüreceğiz. Ve x'in kat sayısını, unutma lütfen, x'in kat sayısını aşağıya payda olarak yazıyoruz. Buyurun sorumuza bakalım. A sorusunda f diyor reel sayılardan reel sayılara tanımla, fx eşittir 2x artı 1 diyor, tersini bul. Kısa yolunu öğrendik artık. Aradaki işaret artı, biz eksiye döndürüyoruz. X'in katsayısı olan 2'yi paydaya gönderiyoruz. Şimdi buraya dikkat ediyoruz. Aradaki işareti değiştireceğiz. Nasıl değiştireceğiz hocam ya? Önce şöyle yazın. AX artı B modelinde yazın. Kafanız karışmasın. Çünkü öyle öğrendik biz. O halde eksi 3X artı 10 diye yazdım. Şimdi aradaki işareti değiştirelim. Nasıl yazacağım ya? X eksi 10 değil mi? Artı 2'nin eksi yazacağım. Kat sayıyı da nereye göndereceğiz? Paydaya göndereceğiz. Dolayısıyla x eksi 10 bölü eksi 3 olacak. Arzu edin arkadaşlar, eksiyle çarpıp hem payı hem paydayı, paydadaki eksiden kurtarabilirler kendilerini. Bir kısa yol daha geliyor galiba. Diyor ki reel sayılardan diyor eksi d bölü c'yi attım. Bu tanım kümen diyor. Reel sayılardan da diyor a bölü c'yi attım. Bu da diyor değer kümen olmak üzere. Fx diyor bir rasyonel fonksiyon. Fakat yukarısı da birinci dereceden, aşağısı da birinci dereceden. Yani yukarısı da doğrusal fonksiyon, aşağısı da doğrusal fonksiyon. İki doğrusal fonksiyonu bölüp bir rasyonel fonksiyon oluşturduğunda diyor f'in tersini diyor şöyle bulabilirsin. Eksi dx artı b cx eksi a. Bunu da günlük yaşantıya modelleme için şöyle diyorum ben. Yukarıdaki x'in kat sayısıyla aşağıdaki sabit yer değiştiriyor ve işaret değiştiriyor. Lütfen bunu hafızana böyle at. Hocam anladım ya, çaprazdakileri ya. Hayır bak, vallahi yerleri bir değiştirirler sen çapraza düşersin. Çaprazdakiler değil. Cümle şu. Yukarıdaki x'in kat sayısıyla aşağıdaki sabitin yeri ve işareti değişecek. Buyurun sorumuza bakalım. 3x artı 1. Hocam soruya geçmeden önce ya, burada bir sürü şey anlattı. O neden acaba ya? Şurası birinci kısım arkadaşlar. Tanım kümesi malum paydayı sıfır yapan değer, reel sayılardan atılmış sıfır olmasın diye. Buradaki a bölü c de malumunuz fonksiyonun tersinin tanım kümesi. Burayı sıfır yapan a bölü c de değer kümesine atılmış, bilginiz ola. Bak çok önemli bir şey söyledim. Burası fx'in tanım kümesi, burası da f'in tersinin tanım kümesi ve atılan değerler bunlarla alakalı, paydalarını sıfır yapan değerler. Peki geldim buraya, fonksiyonun tersi isteniyor. Demin Ersen Hoca sana dedi ki
yukarıdaki dedi x'in katsayısıyla aşağıdaki sabitin. Oo hocam, işaretiyle beraber mi düşünüyoruz? Tabii ki işaretiyle beraber düşünüyoruz. Yerini ve işaretini değiştiriyoruz. Yani eksi 4 yukarı çıkacak, artı 4 olarak çıkacak. 4x artı 1 olacak. 3 aşağıya inecek ve x eksi 3 olacak. Çünkü buradaki artı 3'tü. Aşağı inerken eksi 3, eksi 4 yukarı çıkarken artı 4 diye çıktı. Burada f'in tersini bulalım. Ama yine kafanıza nakşetmek açısından yine aynı cümleyi kurayım. Yukarıdaki x'in katsayısıyla aşağıdaki sabitin yerini ve işaretini değiştiriyorum. 4 yukarıya eksi 4 diye çıkacak. Eksi 4x eksi 1. 2x eksi 5 aşağıya artı 5 diye inecek ve dolayısıyla fonksiyonun tersini elde etmiş olacağız. Bir dikkat köşemiz daha var. Demiştik zaten. Biraz kuralı fazla olan bölümlerden bir tanesi bu. Birebir bir örten fonksiyon, f fonksiyonu için f ile f'in tersinin bileşkesini alırsanız ya da yerlerini değiştirip f'in tersi ile f'in bileşkesini alırsanız I olur diyor. Yani ne yapar diyor biliyor musun? F ile f'in tersi birbirini ya da f'in tersi ile f'in diyor birbirlerini yok ederler. Dolayısıyla diyor bu x'e bağlar. Buraya baktığımda da fonksiyonun tersinin tersi, bu şeyden de hatırlarsınız. 9. sınıfta mantık görmüşsünüz. Değilenin değili gibi. Ya da kümeler konusu gördünüz. Tümleyenin tümleyeni yine kendisi oluyordu. Burada da aynı. Tersinin tersi kendisi oluyor arkadaşlar. Şimdi buraya baktığımda alıştırma kısmında f fonksiyonu reel sayılardan reel sayılara fx eşittir 4x eksi 7 demiş. Tersinin tersini sormuş. Tabii ki şunu yapmayacağız. Dur bakayım bir tersini alayım. Sonra tersinin bir daha tersini alayım. Yapmıyoruz. Kural biliyoruz. Özellik biliyoruz. Tersinin tersi kendisi diyoruz. E bize zaten fx fonksiyonu vermişler. Bunda karşılığı 4x eksi 7 gelecek. Buraya baktığımda f ile f'in tersi birbirlerini götürecekler. Dolayısıyla burada ne varsa, bak ne varsa diyorum. Her zaman x'e eşit olmaz. Örneğin f bileşke f'in tersi 2x artı 3 var. Bu durumda f ile f'in tersi gider ve buranın karşılığı 2x artı 3 olur. Dolayısıyla burada parantezin içerisindeki ifadeler önemli. X olduğu için birim fonksiyonu olan x'e eşit olacaktır diyoruz. Bir dikkat daha, ama bu gerçekten çok dikkat etmen gereken mevzulardan bir tanesi. Diyor ki f bileşke g'nin diyor tersini alırken şöyle bir şey yapabilirsin diyor. Bak diyor, bu tersi hem f'e hem de g'ye diyor bir at. Ama diyor bulundukları yerleri de değiştir. Bak g sağdaydı, nereye gelmiş? Sola. F neredeydi? Soldaydı. Nereye gelmiş? Sağa. Yani sadece terslerini almak yetmiyor. Bir de bunların yerlerini değiştirmen gerekiyor diyor. Ve gelmiş bize şöyle bir soru soruyor. Diyor ki uygun koşullarda tanımlı f ve g fonksiyonları için fx diyor x eksi 2, gx diyor x eksi 4 bölü 2x artı 5. Fogun tersinde sıfır değeri diyor kaçtır? Şimdi sen aslında bunu birkaç farklı şekilde yapabilirsin. Örneğin fogu buluruz. Sonra tersini alırız, sıfır yazarız. Bu da yöntemlerden bir tanesi. Fakat kural gördük ki uygulayalım. Burası ne olacak? G'nin tersi bileşke f'in tersi sıfır olacak. O zaman bana ilk başta ne lazım? F'in tersi sıfır lazım. Biliyor muyuz f'in tersi sıfırı? Hayır, ama buluruz. Doğrusal fonksiyon bu. Nasıl yapıyorduk? Bak x'in de katsayısının 1 olduğunu unutma. Ne yapıyoruz güzel kardeşim? Aradaki işareti değiştiriyoruz. Katsayıyı aşağı atıyoruz. Tabii bir sayıyı 1'e bölmek zaten kendisi x artı 2. Şimdi 0 yazıyorum buraya. 0 artı 2'den karşılığı 2 geldi. Bu 2'yi alıyorum. G'nin tersini de yazıyorum. Yani bana G'nin tersi 2 lazım. Haydi geliyoruz G'nin tersini bulmaya. E bu da bizim yine kısa yolunu bildiğimiz mesele. Hani cümlesi nasıldı? Yukarıdaki x'in katsayısıyla görünmeyen bir birim var. Yukarıdaki x'in katsayısıyla aşağıdaki sabitin yerini ve işaretini değiştireceğiz. 5'i yukarı attım. Eksi 5x eksi 4 olurken 1'i de aşağıya eksi 1 olarak atarsam g'nin tersi fonksiyonunu elde ederiz. Kaç yazacaktın? 2. Buyurun. Eksi 5 çarpı 2 eksi 4. Burası da 2 çarpi 2 eksi 1. Eksi 5 ile 2 çarptım. Eksi 10. 4 daha çıkartırsan eksi 14. Burası da ne gelecek? 3. Dolayısıyla aradığımız cevap eksi 14 bölü 3 olacaktır. Sorumuzda f fonksiyonu reel sayılardan m'ye atmış. Tanım kümesinde. Değer kümesinde de reel sayılardan 2'ye atmış. F'in tersi x eşittir 3x artı 11 bölü 6x artı n olduğuna göre m çarpı n kaçtır demiş. Valla değişik fantastik sorulardan bir tanesi. Şöyle bir anım var. Benim sınava girdiğim sene çıkan sorulardan bir tanesi de en güzel, en orijinal soru denilebilirdi o dönem için, ama artık test kitaplarının tamamında var. Şimdi biraz evvel bir şey söyledim. Bunu yazarak konuşmak istiyorum. Şu reel sayılardan m'ye attığı şey f'in tanım kümesi. Burası da f'in değer kümesi olmasıyla beraber f'in tersinin tanım kümesi.
Şimdi burada bir topa basalım. F'in tersi zaten elimde var. Tanım kümesinden kime atmış? 2. Niye atmış? Bu rasyonel bir ifade. Niye atmış olabilir sevgili dostum? Neden atmış biliyor musun? Çünkü paydayı sıfır yapıyor değer. Paydayı sıfır yaptığı için tanımsız oluyor. Yani şunu demeye çalışıyorum. F'in tersinin tanım kümesinde bulunmayan atılan 2, F'in tersinin paydasını sıfır yapar. O zaman x yerine gidip 2 yazarsan, buranın karşılığı 12 artı n'dir. Sıfırdan hop n cepte. Şimdi gelelim ikinci meseleye. Bana fx lazım. Tersinin tersini alırsam kendisi olacaktır. Yani bunun tersini almak demek, yukarıdaki x'in katsayısıyla aşağıdaki sabitin yerini ve işaretini değiştirmek demek. N yukarı eksi nx artı 11 yaparken 3 aşağı inip buraya 6x eksi 3 yapacak. Şimdi gelelim ilk ifadeye. F'in tanım kümesinde kim atılmış? M atılmış. Niye atılmış? F fonksiyonunu tanımsız yapmış olması lazım. Yani x yerine m yazdığınızda burası da 0 gelmiş olmalı. 6m eksi 3 0 ise 6m 3'e, m'in karşılığı da 3 bölü 6'dan 1 bölü 2'ye eşit olacaktır. Lütfen bu soru gerçekten SS alınıp kardeşim telefonunda arada bakılması gereken sorulardan. M değerine ne bu kadar bulduk? 1 bölü 2. N değerine ne kadar bulduk? Eksi 12. Çarparsan buradan karşılığı eksi 6 olacaktır. Sorumuzda f ve g reel sayılardan reel sayıda tanımlı olmak üzere g fonksiyonu 3x artı 5 bölü 2 eşitmiş f'in tersi x olduğuna göre fog eksi 5 sorulmuş. Ortada bileşke fonksiyon yok kardeş, biz ne yapacağız diye düşünmüyoruz. Hemen bakıyoruz. Eksi 5'i g'ye atalım diyoruz. G eksi 5. G eksi 5'i biliyor musun? Bence şu an hayır. Bunu da bunun içerisine atıyorum. F g eksi 5 lazım. Keşke böyle bir şeyim olsa diyorum. Yapabiliriz. F'in tersini karşı tarafa F diye atınca F gidip karşı tarafı kucaklamıyor muydu? Ne görüyorsa onu kucaklayacak. Atıyorum F'in tersini. F gidiyor ve karşı taraftaki G parantezinde 3x artı 5 bölü 2 fonksiyonu kucaklıyor. Bu tarafta ne kalıyor? Anında buradaki X kalıyor. Peki içerisine eksi 5 yapman lazımmış. Bak F var G var, mis F var G var. Parantezin içerisindeki 3x artı 5 bölü 2'yi kaç yapmam gerekiyormuş? Eksi 5. İçler dışlar çarpımı yapıyorum. Bunu niye yapıyorum biliyor musun? X yerine kaç yazacağımı görebilmem lazım. 3x artı 5, 2 çarpı eksi 5'ten eksi 15'i karşı tarafa attım. 3x eşittir eksi 15, her tarafı 3'e böldüğümde x'in karşılığı eksi 5. Demek ki x yerine eksi 5 yazarsam bir denemek istiyorum yine. Herkes inansın. 3 çarpı eksi 5, eksi 15. 5 ile topladım, eksi 10. 2'ye böldüğümde hakikaten f g eksi 5 oluyor orası. Ve biz x yerine zaten eksi 5 yazmıştık. Dolayısıyla aradığımız cevap eksi 5 olacaktır. Bir de bileşkeyle ters fonksiyonları grafikte bir görelim istedik. Vallahi elimizden gelen en kazık soruyu yazmaya çalıştık arkadaşlar. Bakalım şimdi. Önce şuraya bir alalım. F bileşke G sıfıra bir bakacağız. G sıfır. G sıfır neydi? G fonksiyonu y eksenini kestiği yerdi. Öyle yorumlayın. Kırmızı fonksiyon G fonksiyonu ve nerede kesmiş? Eksi 3'te. Eksi 3'ü alıyorum, F'e atıyorum. Ne lazım? F eksi 3. F eksi 3. F fonksiyonuna bakacağız maviye. Eksi 3'ü buldum. Eksi 3 dediğin yer x ekseni kesmemiş mi? X ekseni içinde özel bir durum vardı. Buranın değeri ne olacaktı? 0. Arkadaşlar burası gitti 0'mış. Geldim ikinciye. Gof ama ters. Burası da 3. F'in tersi 3 lazım. F'in tersi 3. F'in tersi 3. Nasıl bulacağız F'in tersini? Bir kere F'te bakacağız. Sevgili arkadaşlar, şunu söylersem daha kolay anlaşabiliriz. F0 dediğimiz ifade 3 değil midir? Çünkü F0 y eksenini kestiği yerdir. Y ekseni 3 ile kesiyor. Sen bu F'i karşı tarafa atarsan 0 F'in tersi 3'e eşit olacaktır. Ki benim aradığım bu. Peki G0 lazım şimdi. G0 G fonksiyonunun y eksenini kestiği yerde hatırlarsan oranın karşılığı da ne olacaktır? Eksi 3. Tamam, o zaman burası arkadaşlar 0 eksi 3'ten eksi 3 oldu üst taraf. Şimdi g'nin tersi 3'e ihtiyacım var. G'nin tersi 3. G nerede 3 olmuş mesela? Hemen bakalım g'nin 3 olduğu yer. Eksi 6 bizi 3'e götürmüş arkadaşlar. Yani g eksi 6 neye eşit? 3'e. G'yi karşı tarafa atarsan g'nin tersi diye geçecek. Dolayısıyla g'nin tersi 3 eksi 6. O zaman burası eksi 6. 3 ile çarptım. Burası eksi 18 oldu. Ve son olarak f çarpı g'nin tersi eksi 5'e bakacağız. Bunu şöyle yazabiliyorduk biliyorsunuz. F eksi 5 çarpı
G'nin tersi eksi 5 olarak. F eksi 5 lazım. Hemen gidelim. F dediğimiz ifade arkadaşlar. Eksi 5 nerede? Eksi 5. Dikkat et. Sakın sıfır filan deme. O G fonksiyonu. Maviye bakacağız. Eksi 5 bizi nereye götürmüş? Eksi 5'e götürmüş. Bir de G'nin tersi eksi 5'e ihtiyaç var. G ne zaman eksi 5 olmuş arkadaşlar? Bakın G'de 2 bizi eksi 5'e götürmüş. O zaman şöyle yazmak istiyorum. G2'nin karşılığı eksi 5'tir. G'yi karşı tarafa atarsan G'nin tersi diye geçecek. Dolayısıyla burası da G'nin tersi eksi 5 olacaktır. O zaman buranın karşılığı 2'dir. 2 çarpı eksi 5 eksi 10. Önünde de bir eksi vardı. Artı 10'a döndü. Dolayısıyla eksi 3 bölü eksi 8. Eksileri de gönderirseniz 3 bölü 8 ile karşı karşıya kalacağız. Valla normalde böyle 3-4 tane farklı sorun hepsini birleştirip karşına getirdik. Biraz karışık olabilir ama yani görüntü karışık olabilir. Ama merak ne yaptığımız çok açık. Haydi bakalım. Geldik şimdi konu biterken kısma. Bileşke ve ters fonksiyonu konuştuk bugün. Samimiyetle söylüyorum. ÖSYM bir gün gel dese, Ersen'cim dese, sorularımı bu sene sen hazırla dese, fonksiyonla alakalı sorabileceğim kesinliği düşündüğüm yer bileşke ve ters fonksiyonu olur. Çünkü bileşke ve ters fonksiyonu aslında fonksiyon kavramıyla alakalı baştan buraya kadar baktığımız her şeyi böyle bir harmanlayan yer. Onun için rica ediyorum. ÖSYM zaten ekseri buradan soru sormayı seviyor. Bileşke ve ters fonksiyonla alakalı mümkün mertebe bir sürü soru çözüp bunlarla alakalı zihnindeki o her seferinde bahsettiğim soru havuzundaki soru miktarını arttırırsan inanılmaz iyi bir iş yapmışsındır. O zaman sırada önce geçen dersin ödüllü sorusunun çözümü, sonra da bu dersin ödüllü sorusu. Ödüllü sorumuz diyor ki yanda diyor y eşittir fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Fx diyor sıfırdan büyük eşit eşitsin sağlayan kaç farklı x tam sayı değeri vardır diyor. Fx'in sıfırdan büyük olduğu yerler x ekseninin üstünde kaldığı bölgelerdi arkadaşlar. Dolayısıyla buradan bahsediyoruz. Sıfıra eşitliğimiz de var. Eksi 6 da mesela sıfıra eşit oluyor. O halde eksi 6'dan başlıyor. Eksi 3, eksi 2, eksi 1. Sıfır da var mı? Var. Çünkü eşitlik var. Hangi eşitlikten bahsediyorum? Şuradakine. Eşitlik olmasaydı eksi 6'yı da 0'ı da 3'ü de alamazdın, haberin olsun. 0, 1, 2 ve son olarak 3 alıyoruz. Diyor ki kaç farklı tam sayı değeri var? Eksi 6'dan 3'e kadar tam tamına 10 tane tam sayı değeri vardı arkadaşlar. Bu geçen dersin ödüllü sorusunun çözümüydü. Şimdi sırada bu dersin ödüllü sorusu. Bu dersin ödüllü sorusunda reel sayılardan 2'yi ve reel sayılardan 3'ü atmışız. Demişiz ki x eksi 3 çarpı fx eşittir. 3x eksi fx eksi 1 olduğuna göre f'in tersi 5 değeri kaçtır demişiz. Başarılar.